Merhabalar canlarım, sevgili izleyicilerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sarı erik pestili yapacağız arkadaşlar. Biz önceden böyle çekirdeğinden ayıklayıp 4-5 parçaya böldük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarım su bardağı su ve 1 su bardağı da şeker ekleyeceğim. Ve nişastasız yapacağım üstelik. Hemen suyumuzu ekliyoruz ve daha sonra şekeri ekliyoruz arkadaşlar. Bu arada kırmızı erik pestilimi de kartlar bölümüne ekliyor olacağım. İstediğiniz meyveden de kalmış meyvelerinizden de yapabilirsiniz bu tarifi. Kalmış meyve pestilimi de kartlar bölümüne ekleyeceğim. Ve incir pestilini de daha önce yapmıştım. Onu da kartlar bölümünde bulabileceksiniz arkadaşlar. Ve böyle gördüğünüz gibi direkt yüksek ateşe aldım ve ara ara karıştırıyorum. Şöyle suyunu gösteriyorum sizlere. Çok sulu yapmayın arkadaşlar. Kurutma aşamasında daha zorluk çekeceksiniz. Ve kapağını kapatıp düşük ateşe kaynadıktan sonra aldıktan sonra arkadaşlar bir 30 dakika aralığında pişmekte. Gördüğünüz gibi tamamen böyle lapa şeklinde olmalı. Ve daha sonrasında blender ile tamamen geçiriyoruz ve pürüzsüz bir hal alıncaya dek geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle kıvamına bakıyoruz daha sonrasında. Tamamen bu kıvam olmalı. Blender'dan geçirdikten sonra tamamen emin olduktan sonra arkadaşlar birleşim böyle kaynatıyoruz ve daha sonrasında fırın tepsimize yağlı kağıt seriyoruz ve üzerine böyle kepçemiz yardımıyla döküp spatula yardımıyla ince inceltebildiğimiz kadar arkadaşlar inceltiyoruz. Ne kadar inceltirseniz daha ince ve daha çabuk kuruyacaktır arkadaşlar. Bu arada kurutma işlemi şehir şehir değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Ben bunu Temmuz ayında çekmiştim ve tamamen fırınlamadan kuruttum. Böyle Almanya'dan, İsveç'ten, farklı farklı ülkelerden yazıyorlar bana. Arkadaşlar eğer sizler de soğuk iklim bir şehirde yaşıyorsanız fırında 70 derecede 2,5 saatte arkadaşlar alt üst ayar ve fanlar açık şekilde de kurutabilirsiniz. Arkadaşlar tekrardan blenderlar böyle 3 gün sonunda böyle güneşte beklettiğim, fırınlamadım bu sefer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaz, Temmuz ayındayız ve tamamen güneşte kuruttum. 3 gün boyunca kuruttum. Çok fazla kurumasını istemedim arkadaşlar. 3 günde kuruttum. Erik pestilim, sarı erik pestilim hazır arkadaşlar. Şöyle bir hafta sonrasında kurulduktan sonra arkadaşlar böyle bir diğer erik pestilim vardı. Şöyle ters kapatıp arkadaşlar daha fazla kurumasını engellemiş oldum arkadaşlar. Şöyle bir haftadır böyle çekim için bekliyor. Bu yöntem daha fazla kurumaması için sizler için beklettim arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önceki incir pestilimi ve kırmızı erik pestilimi arkadaşlar kartlar bölümünde bulabileceksiniz arkadaşlar. Ve nasıl keseceğim sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ve şöyle arkadaşlar hemen kalkıyor. Gördüğünüz gibi şu köşeden hafif böyle kaldırıp kaldırma işlemini gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Çok fazla kurutmayın canlarım. Şöyle katlama kesme aşamasında zorluk çekeceksiniz. Sizlere önerim bu. Bir yandan konuşup bir yandan böyle efor sarf edip sizler için konuşuyorum arkadaşlar. Ve bu üçüncü çekimim bugün. Diğer çekimlerimi de kartlar bölümünde veya açıklamalar kısmında arkadaşlar link şeklinde ekliyor olacağım. Şöyle açıyı da ayarlamak gerçekten çok zor oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz canlarım. Arkadaşlar şöyle ölçü şeklinde öncelikle bir ölçersek
çok daha iyi olacak. Şöyle hemen kamera arkasında ölçmeden. Instagram üzerinden En Mükemmel Yemekler ismiyle beni takip edebilirsiniz canlarım. Böylelikle erkenden haberdar olacaksınız videolarımdan. Ve şöyle arkadaşlar, diğer parçamı da kestikten sonra hemen şöyle direkt rulo yapıp saklanması için böyle iç tarafı, ıslak tarafı iç tarafına gelecek şekilde. Videomun burasında da benimleyseniz arkadaşlar, kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Katlıyoruz. Arkadaşlar şöyle elinizle biraz parmak uçlarınızla bastırın. Şöyle. Her iki yöntem. Muhafaza şekli arkadaşlar. Ben böyle sunumu yaptıktan sonra buzdolabı poşetlerini saklayıp buzdolabında beklettim ve tüm yıl boyunca hiçbir şey olmamakta arkadaşlar. Kahvenin, çayın yanına mükemmel. Şöyle kenarlarını hafif hafif açmanız gerekiyor. Çok fazla kurutmayın derim arkadaşlar. 3-4 gün arasında kurutun. Daha sıcak şehirlerde daha erken de kuruyabilir arkadaşlar. Daha nemli ortamda, daha sıcak olmayan şehirlerde de arkadaşlar biraz daha, bir haftaya kadar da uzayabilir. Yağmur yağarsa içeriye alın arkadaşlar derim. Yağmurlu, nemli ortamda biraz daha geç durur ve yağmurun kesinlikle pestilinize gelmesini engelleyin arkadaşlar derim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yapışıyor şu taraflarından, şöyle kaldırıyoruz. Dediğim gibi bir diğer pestil videolarım arkadaşlar. Karışık pestilim, incir pestili ve kırmızı erik pestilinde arkadaşlar kartlar bölümünde bulabilirsiniz. Şöyle bunu da keseceğim. Sizler de videomun tamamını izleyerek tamamen doğal ve katkısız pestil yapımını yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar rüzgardan dolayı hemen birkaç tane şöyle bırakıp sizlerle paylaşacağım. Bir yandan böyle akşam olup gün ışığını kaybediyorum ve bundan dolayı hızlanıp hızlanıp büyük bir yüksek bir efor sarf ediyorum şu an sizler için arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomun bu saniyelerinde de benimleyseniz arkadaşlar, pestil yapımını izleyip yaparsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı, Instagram üzerinden hashtaglemeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi kahveyle tükettim. Bakalım nasıl olmuş. Son kalan kahvemi yudumlarken arkadaşlar sizlerle şöyle tadım testi yapmak istiyorum. Gerçekten arkadaşlar tarifsiz bir tarif. Ekşi, mayhoş. Sizi geçmişinize götürebilecek bir tadı arkadaşlar. Erik pestilimi deneyin derim arkadaşlar. Nişastasız erik pestili nasıl yapılır? İlgili videomu mutlaka, bu tarifimi videom eşliğinde izleyip deneyin derim arkadaşlar bu tarifimi. Orkide nasıl sulanır? Türk kahvesi nasıl yapılır? İlgili linkimi de açıklamalar bölümüne ekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.